Hunza halkının 120-130 yıl ortalama ömürlerinin olduğu 100 yaşında ölenlere genç ölü denildiği, 65-70 yaşının ömürlerinin yarısı olduğu bu yaşta çocuk sahibi oldukları anlatılıyor. Peki bu bilgiler doğru mu? Hunzalar gerçekten uzun yaşıyor mu? Hunzalar gerçekten Türk mü? Gelin birlikte bakalım. Hunzalar Pakistan'ın gilgit baldistan eyaletinde Karakorum Dağları ve Hindu Kuş Dağlarının birleştiği bölgede. 2400 metre yükseklikteki Hunza Nagar ve Yasin vadilerinde yaşamaktadır. Nüfusu 90 bin olan bir topluluktur. Ülkemizde Hunza Türkleri olarak biliniyor olsa da dünya onları Burusho milleti olarak tanıyor. Bugünkü Türkistan, Moğolistan ve Altay bölgeleri Türklerin ana yurdu olarak öngörülüyor. Coğrafi zorunluluklar ve iklim değişiklikleri gibi sebeplerle Sibirya ve bugünkü Rus düzlüklerinden Orta Asya bozkırlarına indiği düşünülen Türkler, orman avcılığından göçebe çobanlığa geçiş süreci yaşamıştı. Belki de coğrafi olarak yakın oldukları için, eski çağlarda yaşayan Türkler gibi yaşadıkları için Türk oldukları sanılmıştır. Aynı zamanda Hunza kelimesinin kökeninin Hun'dan geldiği varsayılmıştı. Ancak onlar Türk değildir. Türk medyasında 120 yıl yaşayan Hunza Türkleri başlıklarıyla bahsedilmişlerdir. Haberler birbirinin aynısı, kopyala yapıştır. Türkiye'nin önde gelen haber siteleri araştırmadan nasıl Türk olduklarını, düşündüklerini de merak ediyorum. Milattan önce 4. yüzyılda Büyük İskender'in savaş sonrası bu bölgeye bıraktığı Makedon askerlerin torunları olan Makedonlar olduğu ya da yıllar sonra Türkleştikleri de söylentiler arasında. Ancak Makedon'da değiller. Kökenlerinin Moğollara dayandığı düşünülmüş olsa da Molda değiller. Yapılan genetik araştırmalar Hunzaların Balkanlarla bağlantısı olmadığını, Doğu Asyalı genleri taşıdıklarını, atalarından bir grubun Kuzey Himalaya kökenli olduğunu gösteriyor. Geçmiş dönemlerde şaman inancına sahiplerdi. Günümüzde ağırlıklı olarak Şii İsmaili Müslümanlardır. Konuştukları dil ise izole bir dil olan Buruşaski dilidir. Yalnızca sözlü bir dil olan edebiyatı bulunmayan Burushaski dil ailelerinin hiçbiriyle akrabalı bulunmayan bir dildir. Yaşayan tahmini 90 bin civarında nüfusa sahip, geçmişte Şaman şimdilerde ağırlıklı olarak Şii İsmail'i Müslüman olan bir etnik grup. Bayraklarındaki ay yıldızı Pakistan'dan almış olabilir. Hunza bölgesi sakinlerinin 100 yaşından büyük olmaları halinde kanser ve kalp hastalığı olmadığı söyleniyor. Vadinin berrak havası ve sularında 2400 metre yükseklikte olması sağlıklı ve uzun ömürlü olmalarının sırrı olarak görülüyor. Bu 1950'li yıllarda Jerome Irving Rodal'ın sağlıklı yaşamları bir uzun ömürlü olduklarını iddiasını ortaya atmış olmasından dolayı oluşan bir hikaye. Yazar John Clark, uzun yaşamlarından bahsedilen Hunza halkını ziyaret etmiş. 20 ay boyunca kaldığı süre boyunca izlenimlerini Hunza Himalayaların Kayıp Krallığı kitabına yazmıştır. Yaşadığı bu süre zarfında hayal kırıklığına uğramıştır. Ömürleri bahsedilenin neredeyse yarısı olan bir ömür. Kadınlarda 52, erkeklerde 53 yaş ortalamaları olduğunu fark ediyor. Başka bir fark ettiği şey de tarih takvim algısının zayıf olduğuydu. Örneğin 120 sene yaşamış bir adamdır diyorlar. Bahsedilen 120 senelik ömür kişinin bilgiliğini betimlemek için kullanılan bir ifade.